Merhabalar. Bugün size profesyonel güreş hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Profesyonel güreş Türkiye'de Amerikan güreşi olarak bilinen Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da izlenen güreş gösterisidir. Tohumları Avrupa'da atılmış, sektörel atılımını ABD'de tamamlamıştır. Günümüzün en fazla tanınan profesyonel güreş organizatörü World Wrestling Entertainment isimli ticari kuruluştur. Profesyonel güreş bir eğlence gösterisidir. Yapılan maçların, yaşanan olayların, konuşmaların tamamı tasarlanmış bir senaryonun ürünüdür. Maçı kazanacak taraf maçtan önce belirlenmiştir. Fakat sonuçları güreşçiler, senaryo ekibi ve etkiler dışında kimse bilmez. Her sporcunun bir gimmick'i yani karakteri vardır. Buna en iyi örnek efsane isim Undertaker'dır. Undertaker ring içinde Deadman, ölü adam karakterine sahiptir. Ama aslında o da herkes gibi normal bir insandır. Mikrofon performansı, karizma ve ring içi yeteneği bu sporda başarı için gerekli olan en önemli kriterlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'lere kadar profesyonel güreş meşru bir spor olarak görülüyordu. Profesyonel güreş modern tiyatrolarla veya kabul edilen sahtekarlık ile özleştiği için bu görüş 1930'lara kadar sürmedi ve gerçek rekabet için bir vitrin olmaktan çıktı. Sanatın senaryolu doğası, eleştirmenlerin onu özellikle boks, karma dövüş sanatları, amatör güreş ve gerçek sporun kendisi olan güreş ile karşılaştırıldığında gayrimeşru bir spor olarak görülmesine neden oldu. Hiçbir büyük destekçi veya güreşçi modern profesyonel güreşin önceden belirlenmiş maç sonuçlarına sahip olduğunu inkar etmez. 1950'lerde televizyon ve 1980'lerde kablonun ortaya çıktığı gelişiyle profesyonel güreş güçlü medya kuruluşlarında görülmeye başladı ve daha önce hiç görülmemiş sayıda izleyiciye ulaştı. Dünya Güreş Federasyonu'nun genişlemesiyle uluslararası bir fenomen haline geldi. 1990'lar boyunca profesyonel güreş, Dünya Güreş Federasyonu, Dünya Güreş Şampiyonası ve Ekstrem Şampiyona Güreşi gibi yarışan promosyonlar arasında şiddetli rekabetin yaşandığı bir dönemde hem izleyici sayısı hem de finansal açısından yüksek başarılar elde etti. Profesyonel güreşin doğası televizyona daha iyi uyacak şekilde çarpıcı bir şekilde değişti. Karakter özelliklerini ve hikayelerini geliştirdi. Televizyon aynı zamanda birçok güreşçinin ana akım medyaya girmesini, etkili ünlüler ve popüler kültürün ikonları haline gelmesine yardımcı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1940'larla 1950'lerde profesyonel güreşin birinci altın çağında muhteşem George, ana akım medyada popülerlik kazandı ve bunu 1980'lerde ve 1990'larda ikinci altın çağda Hulk Hogan ve daha fazlası takip etti. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.